Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Şu kamerayı düzelteyim. Önce şu iki yere alışmasını yapmıştık. Buradan devam ediyoruz. Diyalogda alt çizgi yerlerde şu kemerli yer değiştireceğiz. Bir okuyalım. Diyalogda ne öğretiyor bize? Cagı, şangzı, şeyde. Burada zaten gördüğünüz gibi major word'ler var, bir de kelimeler var. Hani hangi kelime için major word, hangi major word'i kullanmamız gerekiyor? Bunları pratik yapacağız. Çünkü şanzı. Bu şanzı neydi? Bavul. Bu bavul şı şeydi. Şey neydi? Kim? Şeydi kimin? Bu bavul kimin? Bir tane bavul gösterim. Bu bavul kimin? Ben belkisi ne diyor? Şı vardı. O benim. O bavul benim. Nagı. Şu bu şı neydi? Bir de bir diğer bir tane daha var. Bavul, ama burada yine biz şanzıyı demiyoruz. Bu zaten diyalogta da geçti bu tarz cümleler. Yani oradaki şıbışı yine yes no question. Neither. Senin mi? Oradaki senin mi? Bu şı. Değil. Hayır. Anlaşıldı değil mi? Çünkü şanzı şu şeydi. Bu bavul kimin? She vardı. Benim. Nagi şıbışı neydi? O senin mi? Bu şı. Hayır. Şimdi bakalım neyle yapacağız. Bu ne? Burada kitaplar için kullanılmış. Şu kitap. Bunun ise kitaplar için kullanılmış. Major. Nasıl olacak? Cibun şu. Şu şeyde. Bu kitap kimin? Şu voda. Benim. Nabın. Bunu kullanacağız burada. Nabın şu bu şu. Neydi? O kitap senin mi? Yani o senin mi? Burada yine şuyu kullanmadık. Bu şu değil. Sadece bu kitap benim. Buraya bakalım. Ba. Bu neydi? İdzi. Bu yeni kelimelerde vardı. Sandalye. Cıba. İdzi. Şu şeydi. Bu sandalye kimin? Şu. Vodu. Benim. Na. Ba. Şu bu şu. Neydi? O senin mi? Bu şu. Hayır. Buraya bakalım. Cien. Ifo. Elbise. Cien elbise için. Mezuörtte. Cien. İfu, şu şeydi. Bu elbise kimin? Şu vardı. Benim. Nacien. Şu bu şu. Neydi? O elbise yani. O senin mi? Bu şu. Hayır. Sonra bu neydi? Ping. Şişe demekti. Ve Xiangshui. Parfümdü. Ji Ping Xiangshui. Şu şeydi. Bu parfüm kimin? Şu vardı. Benim. Na ping Xiangshui. Bir dakika, Xiangshui burada demiyoruz. Na ping shibushi neydi? Oradaki parfüm de yani o da senin mi? Bu şey. Hayır. Bu neydi? C. Bu da B. Kalemdi. Kalem için C'yi kullanıyorduk. Ondan sonra C. B. Şu şeydi. Bu kalem kimin? Şu vardı. Benim. Na C. Şu bu şu neydi? O senin mi? Bu şu değil. Yine ba. Burada yürüsen sandalye. Bak, iki tane şey kullandık. Ba hem sandalye dedi ben buraya. Şemsiye. Ba burada sandalye, hem sandalye için hem de şemsiye için kullanılıyor. Ya mecburiyetleri de hani direkt işte bunun kullanıldığı kelimeler deyip liste olarak ezberlemeyin. Acayip sıkıcı hale getirirsiniz öğrenmenize. Hiç gerek yok. O yüzden böyle cümlelerde işte alıştırmalarda karşısına çıktıkça, pratik yaptıkça zaten oturacak bir şey. Yoksa yani yüzlerce major word var. Çok fazla. Oraya dalarsanız çıkamazsınız. İkinci öğrenmeyi bırakırsınız yani, o derece. O yüzden o topa hiç girmeyin. Bunu da yapalım. Ceba, Yusan, şu şeydi. Bu şemsiye kimin? Şu vodu. Benim. Naba. Şu bu şu neydi? O senin mi? Bu işi. Hayır. O şemsiye benim değil. Dedik, burayı bitirdik. Yine arkadaşlar, sorularınız varsa mutlaka yorum kısmına sorun. Orada da cevaplamaya çalışayım. Buraya bakalım. Yine kısa, daha kısa diğerinden. Cüşiye neydi? Bunlar. Şiye burada çoğullaştırıyor da. Düşüye şu bu şu ya. Bunlar yine bak, şu bu şu. Evet, hayır sorusu. Ya neydi? İlaç. Bunlar ilaç mı?
Buşa, hayır. Veya cüşiye buşa. Ya da diyebilirsiniz. Biz de bu şeyi kullanalım. Şimdi ne diyeceğiz? 600 yıl olan yer. Ya. Cüşiye, şıbışı. Bu neydi? Daha önce karşımıza çıktı. Çayye. Bu neydi? Çay, ye, yaprak, çay yaprağı. Bunlar çay yaprağı mı? Buşı. Değil. Cüşiye, şıbışı. Cio. Cio ne? Alkol. Bunlar alkol mü? Buşı. Değil. Cüşiye, şıbışı. Sı diyen. Sı diyen neydi? Sözlük. Bak sözlük yine karşımıza çıktı. Biraz önce de vardı. Şurada mıydı? Neredeydi? Aynen. Sı diye. Yusan şurada da vardı. Burada da vardı. Yani sürekli aynı kelimeler dönüp dolaşıp karşımıza çıkacak. Sonra sı diyen dedik işte. Cüşiye şu bu şu. Sı diyen bu sözlük mü? Bu şu. Değil. Cüşiye şu bu şu. Guangpan. Bu da karşımıza çıktı. Söz şey DVD, CD anlamında. Bu şu. İşte bu DVD mi? Bunlar DVD mi? Hayır. Cüşiye şıbışı. D2. D2 neydi? Harita. Bunlar harita mı? Haritalar mı? Hayır değil. Cüşiye şıbışı. Bu neydi? Dzacı. Hatta dzacı değil. Bağcı. Gazete. Buşu. Hayır bunlar gazete mi? Hayır değil. Burayı da bu şekilde bitirdik. Burası kısaydı zaten. Şöyle temizleyip. Kaç parça kaldı? Burası. Burası. Yani bu video biraz uzar. 15 dakika falan olur ama hepsini bitirelim. Yani şurayı için ayrı video yapmayacağım. Sonra bak burada da çok güzel Midjourney çalışması var. Burayı da yaparız. Burada da yine diyalog kısa. Yine ni soruyor. Ni çü büçü. Ve klasik soru şekli. Yinhan banka. Ni çü büçü. Yinhan sen bankaya gittin mi? Çü. Gittim. Burada da işte fiilimiz bunlar. Yaptığımız şeyler nesneler de burası. Ni yine fiilimiz çü. Ni çü büçü. Çü. Bu neydi? Şıtan. Yemekhane demek. Sen yemekhaneye gittin mi? Çü. Evet gittim. Ni çü büçü. Ne yemişiz? Çu yemekti. Bazı. Yine böyle yuvarlak içine sebze ve et olan. Böyle buharda pişen bir şey. Yemek bunları sana resmini gösterdim. Seri halinde izlediğiniz varsa hep. O yüzden üstünde durmayacağım. Sen bazı yedin mi? Sonra çu. Çu yedim. Hı içmekti. Pingju ise. Hatta piju. Ping değil. Bira demek. Ni hı bu hı piju. Sen bira içtin mi? Hı içtim. Mai satın almakta. Han yu si diyen. Çince sözlük. Ni mai bu mai. Han yu si diyen. Sen Çince sözlük aldın mı? Mai aldım. Ya neydi istemek. Dzacı dergi. Ni ya bu ya. Dzacı sen dergi istiyor musun? Ya istiyorum. Şuye çalışmakta. Sonra yingyu İngilizce. Ni şuye bu şuye yingyu. Sen İngilizce çalışıyor musun? Şuye. Evet çalışıyorum. Diye burayı da bitirdik. Burada da yine kısa diyalog var. Okuyalım. Ni mai pinguo bu mai. Burada da bak soru şekli. Direkt my bu my değil. Cümleyi söyleyip sonra olumsuzluğunu. Yani değil mi? Yani yine evet hayır sorusu yine burada da. Ni my pingo neydi? Elma. Sen elma aldın mı? Veya elma aldın değil mi? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Yine cevap olarak kısa cevap. Fiili kullanacağız. My. Satın almak. Ya my dersin ya da bu my. Biz burada olumsuz cevap veriyoruz. Almadım. Elma almamışım. Ne almışım? Wo my. Cüzü. Cüzüyse mandalina demek. Ben elma almadım, mandalina aldım. Şimdi şöyle bir silip tekrar şey yapalım. Burada ilk yani pingu, elma olan yere biz şu ilk sütunu yazacağız. Cüzü, mandalina olan yere de ikinci sütunu yazacağız. Ni mai,
Şu, bu may. Sen kitap mı aldın? Bu may. Hayır, kitap almadım. Bu may. Sı diyen. Ben sözlük aldım. Ni may. Ba. Bu may. Sen bağcı gazete demiştik. Bağının da tek başına gazete anlamı var. Sen gazete mi aldın? Bu may. Hayır. Wo may. Ditu. Ben harita aldım. Sonra Nima Yenjubi. Bu may. Yenjubi. Yeni öğrendiğimiz bir kelime. Tükenmez kalemde. Sen tükenmez kalem mi aldın? Bu may. Hayır. Wo may. Chienbi. Chienbi ise kurşun kalemde. Bunu da yeni öğrendik. Ben kurşun kalem aldım. Nimai Zacı Bumay. Zacı neydi? Dergi. Sen dergi mi aldın? Bumay. Hayır. Wo Mai. Bağcı. Bak burada bağ kullandı. Burada bağcı dedi. Ben gazete aldım. Nimai Cio Bumay. Sen alkol mü aldın? Bumay. Hayır. Wo Mai. Çaye. Hayır ben çay yaprağı aldım. Ya bu da direkt çay gibi düşünebilirsiniz. Hani yaprak çayı gibi düşünebilirsiniz. Burayı da bu şekilde çevirdik. Bundan sonra şurayı yapacağız. Şu an belki bu videoyu yarına da yapabilirim. İngilizce de yapacağım. Onu duruma göre zaten sürekli izliyorsanız. Bundan sonra orayı da yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Umarım videolar faydalı oluyordur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.